Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, çıtır çıtır, yumuşacık poğaça tarifiyle geldim. Zarf poğaça arkadaşlar. Yapımı da çok zevkli gerçekten. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Hadi şimdi yapımına geçelim. Gerekli olan malzemelerimiz. 1 tane yaş maya, 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 su bardağı ılık su, 1,5 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 kilo un. Ara katlarını yağlamak için sıvı yağ, iç harcı için beyaz peynir, üzeri için yumurta sarısı ve birazcık da süt kullanacağız. Evet, öncelikle hamurumuzun yapılışına geçiyoruz. Mayayı ılık su ve şeker ile birlikte eritiyoruz. Daha sonra tuzu, sütü, sıvı yağ ilave ediyoruz. Unu da ekleyip diğer kalan yarım bardak sütü kontrollü bir şekilde ekleyip yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Ben hamuru mutfak robotu ile yoğurdum arkadaşlar. Sizler elinizle yoğuracaksanız 10-15 dakika yoğurmanızı tavsiye ederim. Özlü bir hamurumuz olsun. Evet, hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerine şeffaf bir folyo örtelim. Oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakalım. Evet, mayalanan hamurumuzu tezgahımıza alalım. Mandalina büyüklüğünde yaklaşık 25-30 tane beze yapalım. Bu hamurdan arkadaşlar ben 3 tepsi poğaça yaptım. 3 farklı tarifle. Sizler de dilerseniz istediğiniz poğaça tarifini uygulayabilirsiniz. Hamur inanılmaz lezzetli, yumuşacık oluyor. Bezeleri yaptıktan sonra kurumaması için üzerine şeffaf folye ile örtelim ve mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamurumuz çok daha çabuk açılacaktır. Elimizle bu şekilde bastırmamız yeterli olacaktır. Elimizle bastırarak tabak büyüklüğünce açalım ve sıvı yağ sürelim. Fırça ile her yerine gelecek şekilde. İkinci bezemizi de aynı tabak büyüklüğünce açalım ve yağladığımız yufkamızın üzerine koyalım. Ve ikisini birlikte bastırarak büyükçe açalım. Evet, iki bezemizi üst üstüne koyduk. Büyük tabak büyüklüğünce açtık. Tekrar sıvı yağ sürüyoruz her yerine gelecek şekilde ve kenarlarını katlıyoruz. Zarf şekli vereceğiz arkadaşlar. Ve her katladığımız bölümü tekrardan yağlayalım. Bu yağlama işlemlerini yapıyoruz. Poğaçamız daha bir çıtır, daha bir güzel, her katı ayrılsın diye yapıyoruz. Evet, önce kenarlarını bu şekilde katladıktan sonra diğer kenarlarını da üstüne kapatalım. Tekrardan fırçayla yağ sürelim ve iç kısımlarına peynir harcından koyalım. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde üçgen olarak kapatalım. Zarf şeklinde. Ve diğer bezelerimizde aynı işlemi uygulayalım. Dilerseniz İki yufka yerine arkadaşlar tek katlı da yapabilirsiniz. Burada tekrar sizlere gösteriyorum. İki bezeyi açtıktan sonra üst üstüne koyuyoruz. Ara katlarını yağlıyoruz
ve zarf şekli veriyoruz. Peynir harcımızı koyup üçgen şeklinde kapatıyoruz. Poğaçalarımızı yaptıktan sonra tepsi mayası yapıyoruz. Yağlı kağıt koyulmuş tepsiye biraz aralık bırakarak diziyoruz. Ve yaklaşık yarım saat 40 dakika tepsi mayası yapıyoruz. Tepsi mayası yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Susam, çörek otu, chia tohumu, çekirdek içi. Evet, burada küçük olan poğaçayı gördüğünüz gibi arkadaşlar onu tek katlı yaptım. Tek katlı da çok güzel oluyor. Yani iki kat yapmanıza gerek yok. Tek katlı yaparak poğaçalarınızı daha bir bereketlendirebilirsiniz. Zaten bunlar tek porsiyonluk değil. Üçgenlerinden keseceğimiz için bayağı bir bereketli poğaça oluyor. Evet, bu şekilde ben hazırladım poğaçalarımı. Önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika alt üst renk alana kadar poğaçalarımızı pişiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi poğaçalarımız oldukça güzel şiştiler, kabardılar ve yumuşacık, dışı çıtır, içi yumuşacık oldular ve müthiş lezzetliler arkadaşlar. Geri kalan hamurumuzu da gördüğünüz gibi haşhaşlı çörekler yaptım. O tariflerimi de diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Şimdi doku testi yapacağız ve içini sizlere göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi kat kat ve yumuşacık gerçekten çok lezzetli bir poğaça oldu arkadaşlar. Sizleri de şiddetle tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadardı. Diğer videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olduktan sonra zil sesini açmayı unutmayalım. Paylaştığımda bildirim olarak sizlere gelsin. Farklı lezzetlerde, farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.